Arkadaşlar merhaba. Dün ve önceki gün birer tane video yayınlamıştım Promotus'la ilgili. Onda YKS, RSK, Türkiye haritası, Euro Extended vardı. Şimdi daha önce bir Türkiye haritamız daha vardı. Onunla ilgili bir iki video hazırlamıştım ama onlar güncelliğini yitirmişti. O yüzden yayınlayamadım maalesef. Şimdi 16 Türkiye Map isimli yeni bir Türkiye haritası var. Birçok arkadaş bunu biliyordur. Bu harita ile ilgili bir kombinasyon hazırladım. Aslında bu dün hazırladığım kombinasyonun sadece 16 Türkiye Map eklenmiş hali. Fakat buradaki sorun Kafkasya haritasının 16 Türkiye Map'la şu anda çalışmıyor olması. Çünkü Kafkasya haritasını ekleyince, yani şu SR haritasını ekleyince Türkiye haritası çalışmıyor. Türkiye haritasını eklersen o çalışmıyor. Muhtemelen buna da kısa bir süre sonra bir çözüm gelecektir. Şimdi haritamız bu arkadaşlar. Dünkü kombinasyonda ne varsa hepsi var. Bir tek bu Kafkasya bölgesi hariç. Bir de YKS Türkiye haritası yerine 16 Türkiye Map geldi. Onlar dışında herhangi bir değişiklik yok. Bir de sadece bir iki tane dosyada bir yeni güncelleme var. Onları da ekledim, buna dahil ettim. Haritamız bu arkadaşlar. Şimdi kamyonumuzun bulunduğu noktadan birkaç yere test yapalım. Nerelere kadar gidebileceğimizi görelim. Alternatif yollar çıkabilir istediğiniz gibi. Yani şu anda bunda herhangi bir sorun görünmüyor. İstanbul'dan Varna'ya kadar bir kamyon sürdüm. Orada da bir sıkıntı yok. Muhtemelen siz de bir sıkıntı yaşamadan kullanabileceksiniz. Ama ne yazık ki bu son yaptığım 3 kombinasyonda böyle 3-4 bin kilometrelik yollar yapıp test etme şansım olmadı arkadaşlar. Onu hemen söyleyeyim. Vakit yok çünkü ona şu anda. Yük alma ekranında böyle. Şimdi haritamızın sıralamasına bir bakalım. Şimdi en üstte yine bu harita zeminini ekledim. Bu harita zemini RoExtended için ve diğer tüm haritalar için bir zemin ekliyor. O yüzden bunu kullanmanız iyi olur. Bu İtalya tabela projesi. Dünkü kombinasyonda vardı zaten. Bu İtalya'ya yeni birkaç şehir ekleyen bir harita. Paris yeniden yapılandırması. İsveç adaları. Bu RoExtended ile Rus Map arasında yol bağlantısı. RoExtended ile Promotus 246 arasındaki yol bağlantısı bu. RoExtended 2.6 İngilizce isimler, 2.6 DevMap, Model, Prefabs, Asset. Arkadaşlar eğer ROEX 2.6'nız yoksa sadece şu 5 dosyayı ROEX 2.3 ekleyerek değiştirebilirsiniz. Yani şunları kaldıracaksınız ve ROEX 2.3'ü ekleyeceksiniz. Herhangi bir sorun olmadan kullanabilirsiniz. Şu 5 dosyayı değiştirmeniz yeterli. Başka herhangi bir değişikliğe gerek yok. Bu Balkan projesi ile Makedonya arasında bir çatışma var. Onu kaldıran bir fix dosyası.
Makedonya def dosyası, Makedonya map dosyası ve Makedonya varlık dosyası. Proje Balkan, def, map ve asset dosyaları. Rus mapla Kazakistan arasında yol bağlantısı bu arkadaşlar. Bu olmazsa Kazakistan herhangi bir yol bağlantısı, herhangi başka bir yerden de yol bağlantısı almadığı için Kazakistan'a ulaşmak mümkün olmuyor. Bu Rus mapla Kazakistan arasında bir yol kuruyor. Dolayısıyla Kazakistan'a tek ulaşım bu mod sayesinde sağlanıyor. Promot 46 ile Rus map 2.1 arasında yol bağlantıları. Bu Petersburg. Rus map'a Petersburg bölgesini ekleyen, daha doğrusu Petersburg bölgesini değiştiren, daha geniş Petersburg ekleyen bir eklenti. Arkadaşlar bu da ilginç bir eklenti. Bu dün fark ettim bu eklentiyi ben. Bu Rus map'ta bazı gölgeler yok. Binaların gölgeleri, yani prefabriklerin gölgeleri unutulmuş nedense. Bu fix dosyası o gölgeleri ekliyor. Burada görebilirsiniz zaten şu önceki görüntü, şu bu eklentiden sonraki görüntü, şu önceki görüntü, bu da eklentiden sonraki görüntü. Gördüğünüz gibi binaların gölgeleri bu eklentiden sonra gelmiş. Bunda gölge yok örneğin. Rus map, map dosyası, model 2 ve model dosyası. Rus map 4 dosyadan oluşuyor arkadaşlar. Bu 4 dosyanın bir tanesi, yani dev dosyası, promotların altına geliyor. Onun dışındaki 3 dosya, yani map, model 2 ve model dosyaları promotların üstünde. Blaeso promot için bir küçük bir bölge ekleyen bir eklenti. Bu Orta Doğu eklentisiyle Türkiye haritasının çalışmasını sağlayan bir fix dosyası. Bu YKS, RSK için de kullanılıyordu. Bunun için de kullanmanız gerekecek. Çünkü Orta Doğu eklentisinde Türkiye'nin bazı şehirlerinin isimleri var. Bu da çakışmaya neden oluyor ve çalışmıyor. O yüzden bu eklentiyi kullanmanız gerekecek. Promots Orta Doğu eklentisi, def dosyası ve Promots Orta Doğu eklentisi, varlık dosyası. Promots'un 7 tane dosyası var arkadaşlar. Def, map, model paket 1, model paket 2, model paket 3, medya paketi ve varlık paketi. Rus map'ın def dosyasını az önce söylemiştim zaten. Unutmayın, tekrar söylüyorum. Def dosyası Promots'ların altında kalan 3 dosyada Promots'ların üstünde yer alacak. 16 Türkiye haritası Promots'ların altında yer alacak. Çünkü bunda bir hayalet sektör var herhalde. Tam emin değilim. Onu yazarına da ileteceğim o problemi. Promots'ların üstüne eklerseniz Promots'da Balkan bölgesinde boş bir alan meydana getiriyor Promots'un üzerinde. O yüzden Promots'ların altına aldım ama böyle çalışmasında herhangi bir sakınca yok zaten. Yani sorunsuz kamyon kullanabilirsiniz. Bu da Kazakistan haritası. Yine 3 dosyadan oluşuyor. Def, map ve model dosyaları. Daha önce ben haritaları hep tanıtmaya alttan başlardım. Bu sefer üstten başladık. Aslında alttan yukarı doğru da gidelim. Kazakistan 3 dosya, def, map, model. 16 Türkiye map 2 dosya, def, map. Rus map, def dosyası. Promots'un 7 dosyası. Def, map, model paket, model paket 2, model paket 3, medya ve asset dosyaları. Orta Doğu eklentisi Promots'un 2 tane dosya, def ve varlık dosyaları. Bu fix dosyası Middle East ve Türkiye arasındaki sorunu ortadan kaldırıyor. Blaeso Promots için bir eklenti. Rus map'ın def dosyasından sonraki 3 dosyası Promots'ların üstünde. Bu Rus map için bir gölge sorununu ortadan kaldıran, daha doğrusu gölge olmayan bina sorunlarını ortadan kaldıran eklenti. Petersburg bölgesi, Promots 246 ile Rus map 2.1 arasında yol bağlantıları, Rus map ve Kazakistan arasında yol bağlantısı, Proje Balkan 3 dosya, def, map ve asset dosyaları, Makedonya 3 dosya, rework, map ve materyal dosyaları, Proje Balkanlar ve Makedonya rework arasındaki çatışmayı kaldıran fix dosyası, Roa Extended dosyaları 5 tane dosya, İngilizce dosyası ile birlikte İngilizce, def, model, prefab, asset. Bunları tekrar söylüyorum. Eğer 2.6 yok da 2.3'e sahipseniz bu 5 dosyayı 2.3 olanlarıyla değiştireceksiniz. Sadece o kadar. Başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok.
RoX ve Promot 2.6 eklentisi yol bağlantıları. Bu da RoX ile RusMap arasında yol bağlantıları. İsveç haritaları, Paris yeniden yapılandırması, İtalya'da 2-3 tane şehir ekleyen bir eklenti bu da. İtalya tabela projesi ve harita zemini arkadaşlar. Dosyalarımız bu kadar. Bunlar olursa sorunsuz şu anda bu kombinasyonu kullanabilirsiniz. Kombinasyonu diğerinden ayıran tek şey Türkiye haritası. Yani normalde YKS-RK kullandığımız Türkiye haritası yerine bunda Onalmap'ı kullandık. Onalmap çok güzel bir harita olmaya aday. İnşallah yazar buna istikrarla devam eder. Çok güzel bir harita çıkıyor ortaya. Onu hemen söyleyeyim. Yani ben doğrusunu söylemek gerekirse bitmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım gelişmeler hızlıca olur. Tabii hepsinin kısa sürede bitmesi, hele tek kişiyle bitmesi çok zor. Onu hemen söylemek lazım. Yani yazardan da çok fazla şey beklemiyorum bu konuda ama istikrarla devam edilirse eğer herhalde çok fazla uzun zaman almayacaktır. Yani çok fazla uzun zaman derken bu da 1-2 ay değil tabii. Onu da hemen söyleyeyim. Kombinasyonumuz böyle arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.